Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an İzmir'deyiz. Kanalda yapmış olduğum ankete olumlu yanıt verdiğiniz için mutfak mobilyası ve banyo tuvalet mobilyası üzerine bir seri çekim yapacağız. Şu anda İzmir'deyiz. Size bu çekimlerde, bu seride mutfak dolabının modelini, tasarımını, içinde kullanılan malzemenin yapısını ve bu malzemenin fiyatını da aynı zamanda size burada paylaşarak aklınızda bir fikir edinmenizi sağlayacağım arkadaşlar. Şu anda incelemiş olduğumuz mutfak ana gövdesi 18 milimlik MDF'den yapıldı. 18 milimlik MDF üzerine soft kaplama yapılarak çok harika bir hava katıldı arkadaşlar. Şu anda sol taraftan itibaren böyle L şeklinde bir mutfak görüyorsunuz. Sağlam mobilyanın yapmış olduğu bu mutfak için siz de iletişime geçmek isterseniz açıklama bölümünde fiyat ve iletişim bilgisini sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi bu mutfak dolabını yakından inceleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle salon tarafından girdiğinizde L şeklinde öncelikle sağ tarafta altta geniş ve yüksek 4 kapaklı bir mutfak dolabı karşılıyor sizi. Bunların tamamı dışı soft kaplama ve burada stoplu çekmeceleri görüyorsunuz. Yani sert bir şekilde çarpmasını engelleyen bir sistem arkadaşlar. Yukarıdaki yine yukarı açılan kapaklarda da aynı şekilde pistonlu ve burada durdurmalı. Kendiliğinden açılan bir kapak modeli ve sert çarpmasını bu şekilde engelleyen bir tasarım yapıldı arkadaşlar. Hemen girişte salondan itibaren sağ tarafta ankastre setimizin üstteki davlumbaz ve ocak bölümünü görüyorsunuz. Siyah renk tercih edildi. Bakın burada dolabın iç taraflarında LED aydınlatmalarla bu country mutfağımızın içerisine daha ferah ve daha gösterişli bir hava katılmış durumda arkadaşlar. Yine beyaz ve antrasit daha çok siyaha yakın bir renk uyumu söz konusu ve yukarıda da aynı şekilde avize ile bu tamamlanmış durumda arkadaşlar. İleride simetrik iki tane karolajlı burada çıtalı mutfak dolabının iç tarafını gösterecek şekilde şeffaf yani cam kullanıldı. Bununla birlikte kulplarla ve avize ile tam uyum oluşturması için siyah renkli burada cam kaplamalı bir ankastre seti kullanıldı. Alt tarafa baktığınızda 4 tane geniş ve yüksek kapak görüyorsunuz. Tamamı bunların stoplu çekmece yani vurduğunuzda ses çıkartmayacak, ittiğinizde ses çıkartmadan kapanmasını sağlayacak çekmecelerdir arkadaşlar. Bunun haricinde alt tarafta ankastrenin devamının olmadığını görüyorsunuz. Bunun sebebi buradaki çekmecelerin simetrik bir şekilde ve üstteki simetriyle uyum sağlaması için bu şekilde dizayn edildi. Sol tarafa geçtiğimiz zaman hemen ileride iki tane yüksek burada pistonlu ve dirsekli iki tane kapak görüyorsunuz. Bunlar size ekstra alan sağlıyor. Şu arada bir baharatlık var bakın. İnce. İnce ama bu tür yerlerde çok güzel bir alan sağlıyor size. Sol tarafa geçtiğiniz zaman ankastrenin devamındaki fırını görüyorsunuz. Bu da buzdolabıyla birleşerek mutfağınızdaki ahengi artırmak üzere yapıldı arkadaşlar. Burada kullanılan tezgah L şeklinde yapıldı arkadaşlar. Aydınlatma penceremizi de burada görüyorsunuz. Doğal mermerden yapılmış bir tezgah arkadaş bu. Gayet dayanıklı ve çok şık görünümlü. Şöyle yakından görelim isterseniz. Bakın. Yakından da görelim tezgahımızı. Burada bulaşık makineniz için bir yer var. Alt tarafta yine siyah kulp ve burada beyaz renkli soft boyanın kaplamanın detaylarını görüyorsunuz. Hemen buzdolabının karşısında ise bu tarafta yine iki kapaklı camlı ve alt tarafından bu şekilde görüyorsunuz. LED lambalarla ferah bir alan sağlanmış. Burada karolajlı tekrar camlı eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan görünüyor arkadaşlar. Masa ve sandalye de tabii mutfağa uydurulmuş. Bunlar konsept olarak. Bunlar yalnız mutfak dolabının dahilinde değil, sadece tavsiye niteliğinde arkadaşlar. Çünkü fiyat alırken biliyorsunuz mutfak dolabını metre olarak, metre tül olarak hesaplıyorsunuz. Sizin de ihtiyacınız ne kadarsa bu şekilde fiyat hesaplayabilirsiniz. Açıklama bölümünde bakarsanız iletişim ve fiyat bilgisini bulacaksınız. Yani sizin evinizde örneğin bu kadar büyük bir
dolaba ihtiyacınız olmayabilir. Daha kısa bir dolaba ihtiyacınız varsa veya tek taraflı dolaba ihtiyacınız varsa metre fiyatını bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu dolapların bakın şöyle yakından göstereyim. Normal MDF'den farkı dış tarafında Country Walk denen bir kaplama var. Bu çok hoş bir kaplama arkadaşlar. Yumuşak bir his veriyor. Çizilmeye dayanıklı. Aynı zamanda çok şık, sağlam bir mobilyadan yapılmış durumda arkadaşlar. İhtiyacınız olan mutfak dolabı metresini hesaplarken bu şekilde açıklamada size paylaşmış olduğum sağlam mobilyanın iletişim bilgisinden iletişime geçebilirsiniz ve ihtiyacınız olan mutfağın metre fiyatını kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Örneğin 3 metrelik bir mutfak dolabına ihtiyacınız var. Burada vereceğim rakamı 3 ile çarparak ihtiyacınız olan dolabın kurulum dahil, her şey dahil fiyatını hesaplayabilirsiniz. Bu fiyatın içerisinde arkadaşlar ne yok? Örneğin musluk yok. Burada şık bir musluk tercihi yapılmış. Bu dolap yani mutfak dolabı hesabı içerisine katılmıyor arkadaşlar. Mutfak dolabı ve banyo tuvalet mobilyası üzerine bir video serisi başlatıyoruz. Şu anda ilk videomuzu çekiyoruz. Bu videomuzu desteklerseniz arkadaşlar kanala abone olarak videoyu beğenerek ve paylaşarak desteklerseniz bu videonun devamını da getireceğiz inşallah. Şu şekilde mutfağımızı tekrardan göstererek videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum.